Herkese merhabalar. Bir Kadın 62. bölümüyle karşınızdayız. Bugün kendisini mücadelesiyle, özellikle kadın hayatlarına yönelik mücadelesiyle tanıdığımız bir isim var. Genelde onu hep aktivist kimliğiyle biliyoruz ama kendisi aynı zamanda bir hekim, yazar, tıp etiği uzmanı. Kendisine ve hayatına, onunla ilgili detaylara daha yakından bakacağız bugün. Gülsüm K bizlerle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz. Merhabalar, herkese iyi yayınlar diliyorum hepimize. Teşekkür ederim, size de. Nasılsınız? İyi diyelim, iyi olalım diyeceğim ama aslına bakarsanız elbette ki zorlu günler yaşıyoruz. Türkiye'de kadınların hayatı nasılsa benim hayatım da öyle. Kaderimi bu kadın kardeşlerime bağlı. Yani bir insan ömrünü neye vermeli diye bir soru vardır. Benim yanıtım evet, böyle oldu. Evet, bu dönemden önce de bizlerin, kadınların hayatı hiç kolay değildi ama karantina ile birlikte şiddet arttı. Tırnak içerisinde kontrolü normalleşme dediğimiz dönemde, normalleşme güya başlar başlamaz da daha da çok arttı. Şimdi bu çok yani acayip ve irkiltici bir paradoks. Karantina oluyor, yine acısı bizden çıkıyor. Karantina bitiyor, yine acısı bizden çıkıyor gibi bir dönemden geçtiğimiz için aslında çok da iyi değilim. Bütün bu meseleyi çözmemiz zaten ne zamandır çözmemiz gerekiyor. Bir de şimdi şiddetin ağırlaşması nedeniyle hani buna iyiyiz diye yanıt veremiyoruz. Türkiye'de kadınlar, bu kadın cinayetleri durmadığı sürece iyi olmayacağız elbette. Ama iyi olan tek şey işte bu çözüm bulma konusunda da kendi hayatına sahip çıkma, karar verme, şiddet görüyorsa şiddetten kurtulma, sessiz kalma, hayatını eline alma konusunda da çok kararlı bir büyük kadın topluluğuyuz. Sadece biz hani mücadele edenler değil, toplumda bu var. İşte belki birazdan konuşacağız örnekleriyle. Yani çıkıp kendi hakkını arayan, kamuoyuna seslenen, son dönemde de çok önemli bulduğum örnekler oldu benim. Derya Elbasan gibi, işte öleceğini düşünerek kanıyla faili yazan ama ne iyi ki hayatta olan Nurtaç gibi. Böyle kadın arkadaşlarımız var. Yani her şeyi göze alarak tabii ki hayatta kalmak istiyorlar ama çok kararlılar kendi hayatlarına sahip çıkma konusunda. İşte iyi olan tek şey, yani Türkiye toplumunda kadınların bu değişimi, bu hani özgürleşme arayışı, bu kararlılığı, bu mücadeleci ruhu biz de onların yalnız bırakmayan bir kadın örgütü olarak bizim mücadelemiz diye düşünüyorum. Biraz uzun oldu. İyi misiniz sorusuna yanıt. Kadın cinayetleri durana kadar iyi değiliz. Yani ama bunu durdurma mücadelesinde umudumuz olduğu için iyi oluyoruz. Birbirimizle iyi oluyoruz. Birbirimizden kuvvet alarak. Evet, o dayanışma değil mi insanı zaten evet. Bir umutla besleyen şey oluyor genelde. Size bir şey sormak istiyorum. Kadın tabii. Cinayetleri aslında çok uzun zamandan beri var olan, hem Türkiye'de hem dünyada olan bir şey. Ama son zamanlarda daha çok konuşmaya başladık ya, bunun sizce medyayla bir ilgisi var mı? Yani daha görünürlük kazanmasıyla ilgili mi, kadınların daha çok ses çıkarmasıyla ilgili mi acaba? Çok doğru bir soru. Bu meseleyi konuşmaya buradan başlıyoruz hakikaten de yıllardır. Biz 2010'da kurulmuş bir platformumuz Münevver Karabulut. Cinayeti çok ele alınma biçimi bizim için çok etki yaratmıştı. Çok rahatsız olmuştuk. İşte bu dediğinizle de ilgili olarak bu bir kadın cinayetiydi ve bu asıl gerçek örtülüyor. Başka bir şeymiş gibi magazinleştirilerek, içeriği boşaltılarak ele alınıyor, örtülmeye çalışılıyordu. O anlamıyla o zamandan bu zamana örtülen, gazetelerde işte üçüncü sayfalarda gerçek adıyla anılmayan, tırnak içerisinde aşk cinayeti, namus cinayeti tutukluları gibi ele alınan, herhangi bir adli konuymuş gibi değerlendirilen toplumda, kamuoyunda da bu olguyu bir ağır toplumsal sorun, kadınların yaşadığı çok plandaki eşitsizliğin en ağır sonuçlarından olan şiddetin en üst biçimi kadın cinayetlerini adını koyarak, dünyada da böyle bir güçlü mücadele var ne iyi ki, adıyla anılmasını sağlayacak. Dolayısıyla sorduğunuz soruya, onu görünür kılacak, bilinmesini sağlayacak, tanınmasını sağlayacak bir mücadele yürüttük. Bunun bir etkisi oldu elbette. Ama bununla birlikte bu sorunun cevabı tek başına bu değil. Her ikisi de diye yanıtlıyoruz yıllar içerisinde. Çünkü biz aynı zamanda raporlamalar da yapıyoruz biliyorsunuz.
Aslında bu raporlamaları, verileri devletin tutması gerekirken senelerdir bu görevini yerine getirmiyor idi. Ne iyi ki bizlerin ısrarlı çabası sonucunda bu sene, son yılda işte Türkiye Polis Akademisi bir dünyada ve Türkiye'de kadın cinayetleri raporları yayınlamaya başladı. Zaman zaman artık İçişleri Bakanlığı bu konuda emniyet üzerinden açıklamalar yapıyor. Bunu olumlu buluyoruz. Ama şimdi de daha hani kavramsal olarak daha az sayıda kadın öldürüldüğü iddia ediliyor resmi makamlar tarafından. Bu aradaki farkı, neye kadın cinayeti denip denmeyeceğini bir anlamda bir ayırıcı tanıyı. Ama yine de kavramı tartışmaya başlamış, adım atmış durumdayız ve bu ilerlemedir. Şimdi buradan bakarsak sorunun bir yanıtı, evet görünürlük arttıydı. Peki gerçek oranlar ne oldu konusunda? Bizim raporlarımızda, haydi bizimkileri bir tarafa koyalım, onlar zaten kadınların tarafı diye düşünülüyor diyelim ki. Resmi raporlarda bu sene yayınlanmaya başlayan kadın cinayetlerinde artışı belgeliyor, kanıtlıyor. Yani birileriyle ortaya koyuyor. Dolayısıyla sorunun yanıtı her ikisi birden oluyor diye cevaplamak isterim. Ben bugün sizin TED konuşmanızı da izledim. Orada şey diyorsunuz, 2011 yılının İstanbul Sözleşmesi'ne değiniyorsunuz. Çok önemli de. Yani gerçekten en büyük kazanımlarımızdan bir tanesi şu anda kaybetmek üzere olsak da. Onun ne kadar önemli olduğunu vurguladınız. O tarihte imzalandığı zaman 2011 yılıydı, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kadın cinayetleri ne kadar düştüğünü fakat sonrasında ne kadar yükselen bir grafik içinde, hı-hı, olduğunu söylüyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi gerçekten üzerinde durması ve sahip çıkmamız gereken bir şey ama maalesef o şu anda tehdit altında. Evet, uzun bir zamandır yine o aslında ilk yayınlandığı dönem dediğimiz o kadın cinayetlerinin de daha azalmasına, geriletilmesine olumlu etki yaratan iyi döneminden ve biz kadınlar için son iyi dönem diyebileceğimiz dönemden sonra zaten o zamanlardan itibaren o dönemin bakanı merkezi siyasetten uzaklaştırılıp daha uzaklara gitti. Fatma Şahin'di. Biz onu da yeterli bulmazdık o zamanlar ama sonra gelen bakanlar onun en azından görevini iyi yaptığını düşündürttü bize. İstanbul Sözleşmesi'nin yayınlanması önemliydi. Zaten Gaziantep'te bir kadın katili fail balkona çıkıp ona da seslenerek sitem etti. Hep kadınlara hak veriyor bu bakan, bunlar Fatma Şahin yüzünden diye işte. Sonuçta her neyse yani yapılması gerekendi bunlar zaten. Kimsenin özel bir iyiliği yok. O dönem pek kadınlar yararına, lehine atılan adım o zamandı. Ondan sonra yayınlandıktan sonra zaten yayınlanır yayınlanmaz bir pişmanlık duyurmuş gibi sanki imzalanır imzalanmaz. Daha doğrusu İstanbul Sözleşmesi imzalandı ama yürürlüğe girmemişti yeterli sayıda imzacı olmadığı için. Bakın henüz yürürlüğe bile girmemiş ama orada bir şey anlatmak istiyorum. Toplumda, kamuoyunda her gün ana akımdan hani bu konuda sorumlu birinci dereceden yöneticilerin çıkıp da bu konudaki en gelişmiş uluslararası belgeye, sözleşmeye imza attığımızı, kadınlar şiddet karşısında kadınların yanında olduğunu, buna beraber koruma kanununun yenileneceğini, yeni bir yasa çalışmalarının başladığını, bu çalışmaların mecliste olması gerektiği gibi kadın kurumlarının da dahil olduğu bir süreçle yasa yapımının tamamlanması süreci olduğu için 2011 ve bunu ana akımda yani pek çok haberlerde göründüğü için bu yetkililer o zaman dönemin en hani birinci dereceden yöneticiler, konuyla ilgili bakanlar bu konuda açıklamalar yaptıkları için toplumda önemli bir etki yarattı. Bizim yani gözlemlediğimiz şey zaten en önemli şeyin birçok çözüm için adım var. Zaten sözleşme bunu dört başı mamur bir şekilde açıklıyor. Tek başına ne yasa, ne eğitim, ne yani bir şey değil. Ama birinci dereceden önemli olan bu konuda tutum alan bir siyasi iradeyi ortaya koyup somut adım atma. Çok etki yaratıyor. İşte o sene olan şey aslına bakarsanız oydu. Ve bu havada da daha sonra yayıldı aslında. İşte çok kısa bir süre sonra bu dediğiniz son dönemdeki saldırılar düzeyinde olmasa bile İstanbul Sözleşmesi'nden hani rahatsız olunmaya ve uygulanmamaya, unutturulmaya başlandı. Yıllar böyle geçti. Ama daha sonraki izleyen yıllarda özellikle de işte olan şu haller biliyorsunuz tüm böyle durumları artırıyor, bir fırsat gibi görülebiliyor.
ezenler tarafından böyle işte bu dönemler. Karantina döneminde de yeniden bir saldırganlığın arttığını görüyoruz İstanbul Sözleşmesi'nin. Bunun işte kendine göre sözleşmede aile yapısını tehdit eden, zarar veren yönler olduğu iddiaları var. Ki bu hani çok gerçek dışı. Çünkü uygulamayınca ailelerin ne halde olduğunu görüyoruz. Çocuklarının gözünün önünde öldürülen anneler, çocuklarını öldüren babalar. Yani bu sözleşmeyi uygulamayınca aileyi korumak istiyorsanız bile bunu yapmış olmuyorsunuz zaten. Asıl olarak sözleşme yani şiddet düşmanıdır. İşte. Her neyse bunu daha detaylı belki konuşuruz. Demek istiyorum ki bu son dönemde artan saldırının bir arka planı var. Bunda işte böyle iddialar var. Bu iddiaların da aslında bakarsanız gerçekliği yok aileye hani zarar verme konusundaki gerçek durum şu ki bu eski geleneksel erkek egemen rejimin ya da aslında bu geleneksel daha muhafazakar kesimden gelen bu tepkilerin onların tutundukları tek şey, son şey olmalarına bağlıyorum. Yani aslında böyle bir kapitalizmde dindarların dünyasında pek çok şey değişti. Bunu onların arasından bazı kadın araştırmacı arkadaşlarımız dile getirdikleri için de rahatlıkla dile getiriyorum. Pek çok şey piyasalaştı, ticarileşti, her şey değişti. Bunu böyle elde tutmaya çalışılıyor bu işte. Buna sarılmış durumda. Genel siyasal havada da o dönem sadece kadınların kadın hak ve özgürlükleri için değil, genel olarak Türkiye'de toplumun canını yakan tüm toplumsal sorunlarda hak ve özgürlükler ve demokrasi açılımları yapıldığı bir dönemdi. Bunların hepsinden geriye dönüldüğü bir sarkaç yaşadık sonraki yıllarda. Şimdi hepsinin geri dönülmüş olduğu halde bu İstanbul Sözleşmesi geri alınamamış biçimde duruyor ya. Bu da bir rahatsızlık yaratıyor. Yani bu niye burada duruyor ki? Hepsi hani o dönem bitti. İşte sarkaç bu tarafa geldi. Bütün hani barış için, demokrasi için pek çok açılım değişti işte. Bu niye burada duruyor deniyor. Bence Türkiye'de kadın hareketi bu kadar kuvvetli olmasaydı durmayabilirdi. Bu bir kadınların nüfusun yarısının bir meselesi olduğu için. Bu yönetenlere oy verenlerin yarıdan fazlası da kadınlar olduğu için. Hep oranlandığında bakılıyor. Kadın oy oranı daha yüksek bu arada. kadınlar da çok kuvvetli bir mücadele halinde olduğumuz için gün gün, her gün yani öyle sadece sembolik günlerde değil, her günün verilen bir mücadele içerisindeyiz bizler, yani kadın arkadaşlarımızla. O nedenle kolay da değil dokunmak. Ve bu işte durum bildiğiniz gibi sizin sorduğunuz soruda olduğu gibi son olarak öyle bir durumda hep hani güncelleniyor tartışması ama imza o sözleşme zaten uluslararası bir metin. Öyle hiç ki bir ülke kafasına göre değiştiremez. Birincisi bu dış kamuoyunda. İkincisi Türkiye içerisine baktığımızda bizim bütün uluslararası sözleşmelerimiz anayasanın 90. maddesine göre anayasal hükümdedir. Hani bu çok temel bir gene kuvvet var arkamızda. Bizim sadece öyle bir uluslararası sözleşme değil. O İstanbul Sözleşmesi bizim anayasamız yani. Anayasal hakkımızı arıyoruz biz onu aradıkça, talep ettikçe. Dolayısıyla böyle temel meselelerde olduğu için sözleşmenin o maddelerini değiştirme gibi bir hani şey mümkün hani söz konusu değil. Ancak imza geri çekilebilir. Bu da yani elin çok zor varacağı bir şey. Adı da İstanbul zaten. Evet, bir de İstanbul'da imzalandığı için zaten adına İstanbul Sözleşmesi diyoruz ama çok ironik bir şey olur eğer böyle bir şey olursa. Evet. Kadınlar hem hayatlarına sahip çıkıyorlar hem hayatta kalmaya çalışıyorlar. Çalışıyoruz aslında. Kendimi de bundan azade tutarak söylemiyorum. Hem de haklarımızı elimizde tutmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok zor. Şuna da söylemek istiyorum. Belki bu sözleşmeyi kaldırılmasının altında yatan sebeplerden bir tanesi de şu olabilir mi? Kadın aileyle özdeşleşti ve kadın son zamanlarda çalışma hayatına daha fazla katılıyor. İşte çocuk yapmak istemediğini söyleyebiliyor, aile kurmak istemediğini söyleyebiliyor. Belki değil aslında böyledir büyük ihtimalle. O tahakkümü devam ettirmek için, kadına evden dışarı çıkmaması için aslında bunları hem duyulmasını engellemek için hem de bunu ortadan kaldırmak için de belki sözleşmeye bu kadar saldırı oluyordur son zamanlarda diye düşünüyorum.
Çok haklısın. İşte benim ve bizim hep yıllardır söylediğimiz bu yeni Havva'lar, eski Adem'ler hani konusu. Türkiye'de kadınlar toplumsal ilerlemeye uyum sağlıyor. Yani siyasal iklim ne olursa olsun sonuçta bir derin akışta, altyapıda metropolleşme, kentleşme, eğitim ve çalışmaya katılma oranlarının bütün ters rüzgarla tersine zorlanmasına rağmen, çünkü biliyorsunuz bizim nüfusumuz 15 yaş üstü çalışabilir, üretebilir olan kadın nüfusu 30 milyon üzerinde TÜİK verisine göre, 11 milyonumuzu, o üçte birini, kocaman bir yani nüfusu iş gücü bile saymıyor. İş gücü verisi saymıyor TÜİK. Gerekçesi de ev işiyle meşgul diye bir gerekçeyle. İş gücü sayılmayanlar kategorisi vardır, işte mevsimlik işçiler, sağlığı nedeniyle çalışamayanlar falan gibi. Ve bu kategoride kadın erkek oranları hep benzer. Bir yere geliyoruz, ev işiyle meşgul diye iş gücü sayılmayan 11 milyon kadın var. Kadın oranı %55, erkek oranı 0. İşte. Bu parantezi kapatıyorum. Yani bütün bu tersliklere rağmen yine de derin akışta kentleşme, toplumun ilerlemesi, her eve televizyon girmesi, iletişim araçlarına da böyle ulaşabiliyor olmamız, sosyal medyanın böyle kullanılıyor olması, televizyonda o hiç beğenmediğimiz veya haklı olarak eleştirdiğimiz bazı evlilik programları ya da kadın programlarının bile bir seçim hakkını gösteriyor olması kadınlara. Her eve televizyon girdi ve seçebiliyoruz'u biliyor artık kadınlar. Bütün bunlar kadınları değiştirdi. Kadınlar boşanma ile sembolize olan medeniyet, medeni haklarımızın, yani bu hak hep var yasada ama ve belli oranda kadın hep kullanıyordu ama ilk defa Türkiye'de bütün topluma yayılarak, toplumsallaşarak kullanılma deneniyor. Konya'nın köyünde Dilber de kullanıyor artık. Yani hangi dünya görüşünde olursa olsun kadınlar benim haklarına daha fazla sahip çıkmaya başladılar. O nedenle yeni Havva'lar gibi hani anlatmaya çalıştığımız şey buydu. Ama bu nundan ürken, korkan o erkeklerin kadınlar üzerindeki imtiyazlarını, avantajlarını yitirmek istemeyen eski konforlarını O avantajları niye kaybedin? Bu bir sonuçta da bir elbette kadınların yararı, erkeklerin yararı. Kadın ölüyor yani. Bundan daha şey yarar tartışması olur mu? Hayatını alıyor elinden. O kadın hayatı üzerinde imtiyazlı görüyor kendini. Hak sahibi görüyor. Böyle değil. Ben kendi hayatıma karar vereceğim demeye başladı kadınlar. Yani ben çok duygulanarak da söylüyorum bu bölümü. Duygu Asena'nın kadının adı yok dediği yıllardan sonra bizim bir adımız var. Mücadelesi veren toplumda çok sayıda kadın var. Böyle olunca o erkek, bunu Deniz Candiotti hocamız eril restorasyon çabası diyor. Eski rejimi, avantajlarını koruduğu, çıkarlarını koruduğu rejimi yeniden tesis etmeye çalışıyor. İşte kadınların bu özgürleşmesi gerçekliği karşısında. Bu tabii Türkiye'de böyle vuku buluyor ama tek bizim sorunumuz değil. ABD'de bütün hani ezilenlere günümüzde çok sıcak yaşadığımız siyahlar için olan, kadınlar için de geçerli, işte beyaz erkeklerin çok tuhaf kadın düşmanlığı örneklerini görüyoruz, insel ile başka örnekler var. Bizim Türkiye'de nafaka, güya nafaka mağduru tırnak içerisinde olduklarını iddia eden yine benden aynı damardan kadın düşmanı örgütler var. Bu da onun ne denir, sivri ucu oluyor bu tür kadın düşmanı erkek örgütlenmeleri de. Ama bilemiyorum, anlatabildim mi biraz? Dünyada da Türkiye'de işte kadınların bu, çünkü Dünya Kadın Hareketi de ayakta ve çok canlı, bir dönem önce feminizmin itibar görmediği yılları geride bıraktık. İşte genç kuşaklar bu kadar sahiplenmiyorlardı, ne kadar iyi ki şimdi feminizm moda yani. Ve bu çok tabii ki kadınların mücadelesiyle de, objektif toplumsal olgularla da böyle oluyor. Hiçbir şey öyle tesadüfen olmaz, biliyorsunuz. Tarihsel toplumsal objektif olgulara dayalı olur. Kadınların haklarına böyle kastedildikçe kadınlar da dünyanın birçok coğrafyasında ayağa kalkıyorlar. Bu özgürleşme arayışına da o eski eril rejimin yeniden restorasyon çabası ile cevap veriyor erkekler. Oysa ki bir kabul etseler, bir teslim etseler. Yani bu dünyanın, tarihin en eski ve en hani nasıl diyeyim,
gerçek olmayan yanılgısından artık vazgeçsinler. Kadınların hayatı kadınlara aittir. Yani erkeklerin hayatımız üzerinde bir imtiyaz sahibi değildir ve eşit haklarımız var. Gerçeğini kabul etseler bütün bunlar rahatlayacak ve bambaşka bir dünyada yaşıyor olacağız elbette. Yani çok basit aslında istediğimiz şeyler ama evet, maalesef bunları yapmak için senelerden beri mücadele ediyoruz. Belli ki bundan evet, sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Peki şeyi sormak istiyorum size. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun kurulmasını. Gerçi birazcık bahsettiniz ama onların kurucularından bir tanesisiniz. Evet. Tekrar dinlemek isterim sizden. Nasıl evet, devam etti, şu anda nasıl işliyor, neler yaptığınızı tabii ki biliyoruz medyadan ama sizden duymak isteriz. Tamam, elbette seve seve. Şimdi 2010 yılında biz kurulduk Münevver Karabulut'un bir çöp konteynerinde. Parçalara ayrılmış cansız bedeninin bulunması yani bütün toplumda önemli bir etki yarattı. Burada devamında da failin yakalanmayışı ve bunun görevi yapması gerekenlerin hani hiç de kendilerine hani olmaması gereken açıklamalar yapmaları, işte görevlerini yapmaları gerekirken dönüp Karabulut ailesine suçlamaya çalışmaları birçok yönüyle böyle birleştiğinde tam bir patriarkal skandal diyebileceğimiz hani bir örnekti ve çok rahatsız ediciydi ve basının da ele alınış biçimi, yani ortada genç bir insanın bu kadar hünharca adı kadın cinayeti olan biçimde bir suçla hayatının ortadan kaldırılması var iken işte Münevver'in ceme mesajları, yok böyle magazin yönleri haberleştiriliyordu. Bu çok çok mide bulandırıcıydı. Yani bunu hani bunu insan kabul etmez. İnsanlık kabul etmemeli. Kadınlar zaten kabul etmiyoruz deyip bu konuda bir adım atıp yani aslında biraz da işte hani ne denir, içten gelen bir biçimde aile tek başına adalet arayışında bulunurken yalnız değilsiniz diye biz de sizin yanındayız deyip onların yanına, acılı ailenin yanına giderek ve davayı takip ederek başladı bu süreç. Ama Türkiye'de kadın cinayetlerinin ilki Münevver değildi. Farklı kavramsal adlandırmalarla da olsa örneğin daha sonraki yıllarda 2005 TCK'sında maddeleşen ve ağırlaştırılan bir suç haline gelen o kanun tırnak içerisinde töre diye ele aldığı, bizim namus bahanesiyle işlenen cinayetler dediğimiz cinayetler ola gelmekteydi yıllar içerisinde. Ben de İstanbul'a ilk yani mezun olup geldiğim günlerde örneğin bu konuda hani deneyimim Gül Dünya Tören'di. Bütün yine Türkiye kamuoyunun bildiği hayat kurtaran yerde, hastane ortamında hayatından edilmiş erkek kardeşleri tarafından Gül Dünya'nın öldürüldüğü zaman orada kadınlar olarak eylem yapmıştık hastane önünde. İstanbul'a gelip yaşamaya başladığımda ilk katıldığım eylemlerdendi. Koruyamamış olmasına devletle Gül Dünya'yı emederek, bunu protesto ederek ve bu da bir hani kadın haklarından söz ettiğimizde, bir kadının kendini ifade etme hakkından söz ettiğimizde bunun ölüme varan hani sonucu yaşandığı bir coğrafyada çok mühim bir meseledir. Feminizmin çok has bir konusudur. En önde gelen konularındandır diyerek Münevver'le birlikte bir de şöyle bir öngörüde bulunarak biraz önümüzdeki yılların daha sonra ekonomik krizler, olağanüstü haller hep şiddeti artırıyor bildiğiniz gibi. 2008 finansal krizin de etkileri ne kadar olacak tartışılıyor idi. Başka böyle olağanüstü haller, bir tür muhafazakarlaşmanın şiddeti ne yapacağı tartışılıyor idi. Sonuçta ama tarihsel olarak Türkiye'nin size biraz önce anlattığım yeni Havvalar, eski Ademler, derin tarihsel akışındaki toplumsal olgunun da önemli toplumsal olgu olduğunun da bir düzeyde öngörüsüyle platform için sırf bu konuyu ele alan bir örgütlenme, kadın örgütlenmesi şart diyerek adım atmış olduk. Biraz uzun anlattım ama biz aslında bu öngörü hani doğrulanmasın, bizde diyelim bir başka bazı ülkelerde olduğu gibi eşit işe eşit ücret hakkımız, diğer başka haklarımızı arama bölümüne geçebilelim isterdik ama maalesef ki işte kadın cinayetleri devam etti. Bizim kuruluşumuza ihtiyaç giderek daha fazla artmaya başladı. Biz de bu nedenle daha da fazla bu mücadeleyi büyütme, güçlendirme için elimizden geleni yapmaya başladık.
platformun hani kurucularındanım. O zaman hani sözcüsü değil idim. Bu kadar konu geliştikçe işte en hani nasıl söyleyeyim, elimizden gelen her şeyi yapma yani özellikle temel virajlar var Türkiye'de. Gül Dünya Tören de öyleydi bizden önceki kadın cinayetleri. İşte namus bahanesiyle işlenen suçlarla kadın cinayetleri tam aynı olgu olmasa da ikisini tabii ki duvarla ayıramayız. İkisinde de maalesef ki hayatını kaybeden kadın. Ama farklı olgular. Günümüzdeki kadın cinayeti modernleşmeyle, yani böyle bir eskisi gibi aile meclisinin karar verdiği o böyle bir yapıda değil, bir kadının kendi hayatına karar vermesine bir erkeğin hani ayak diremesi ve bunu bastırmaya çalışmasıyla oluyor. Kısacası bu kavramsal tartışmayla geçirmeyelim programımızı. Ama sadece şeyi söylemek isterim. Kadın cinayeti yerine farklı terimler önerildiği oluyor. Herkesin düşüncesine elbette saygım olmakla birlikte bu terim işte bizim o kurulduğumuz yılda adı anılmaz iken yıllar içerisinde en başta konuştuğumuz bilinmesine sağlanmasıyla kadınların yaşadığı bu kadar ağır bir mesele olduğunun artık resmi makamlar tarafından da tüm dünya görüşlerinden, yayıntılar tarafından da herkes tarafından kabul görmüş, tanınmış olan bir terim oldu kadın cinayeti. O yüzden ondan oynamamakta fayda var ve zaten hani doğru hani kavram olduğunda pek çok başka argümanla da açıklayabilirim. Ama şimdi programdan bunun üzerine değil. Bu işte kuruluştan sonra ilk zamanlar bu kadar hala hemen kadın cinayet haberi diye verilmiyordu. Hemen bu bölüme geçmedik. Yıllar içerisindeki bu birikimle artık en azından henüz yasada yer almasa bile resmi makamların raporlarıyla da resmi açıklamalarıyla da resmi olarak tanınmasını sağlandı. Bu konudaki mücadele çok önemli bir biçimde toplumsallaştı. Toplum bu mücadeleye sahip çıkıyor. Bu bizim için çok önemli. Ama en önemlisi ölüm olmadan, kayıp olmadan böyle bir hani güçlü mücadele olunca sessiz kalmayan, asla yalnız yürümeyeceksinin görünmesi ve bunun gerçek bir söz olması, bir arkadaşımız öyle açıklıyor. O kadar güçlü bir söz ki bir telefonun sürekli açık olması gibi hani bir kuvvet veriyor diye. Böyle olması kadınların birbiriyle hani kurduğu bağın hayatta kalmalarını sağlayan birçok kadının en önemli kazanımımız bence budur. Yani bizim mücadelemizin en böyle bahtiyar eden bizi mutlu eden sonucu hayatta kalan pek çok kadın kardeşimiz var. Bütün işte platform kuruldu. Bunu anlattığım daha hani nedeniz biraz dallı budaklı anlattıklarımla bu aşamaya geldik. Bizim biraz da farkımız Türkiye'de kadın cinayetleri vardı ama böyle her günün mücadelesi adına alarak bu terimi. Yani ürkütücü de mesela işte kadın cinayeti de isimde olsun mu konusu bir tartışmaydı başlarken bizim için de. Olması ihtiyacını o örtülen bir gerçeği açığa çıkartmamız gerektiği için duyduk ve ismimize bile aldık bu yüzden. Durduracağız diyerek bir umut ve iddia da yükleyerek bunu nötralize ettik. Öldürülen kadın kardeşlerimizin yüzleriyle, silüetleriyle sembollerimizi oluşturduk. Onların yüzlerini hani taşımakla başladık yola. İşte İstiklal Caddesi açıktı o zaman. Her hafta yürürdük. Görsün, herkes onların yüzünü görsün isterdik. Burada dünyadaki diğer kardeşlerimize de benziyoruz. Böyle tüylerim ürperiyor benim. Aynen işte Şili'de, Las Tesis'te olduğu gibi başka birçok örnekte benzer hani anlatılan hepimizin hikayesi oluyor. Bütün bunları her gün yerine getirdiğimiz bir mücadeleyle yaptığımız ve asıl olarak da bir feminist aktivasyon biçimi olarak dava takiplerini sürekli ve sisteme bağlayan bir yönümüz olduğu için de biraz farklılaştık. Yani Türkiye'de kadın cinayeti vardı. Zaman zaman işte ben de gidip onun kapısında eylem yapmıştım Gül Dünya'da. Ama bu hani sadece bir olay olduğunda hani birlikte verilen bir tepkiydi. Düzenli değildi, sürekli değildi. Ya da işte duruşma takipleri de pek oluyor idi. İPA Bakka örneğin takip ediliyordu filan. Ama her gün bunu sistemli takvim yayınlayarak, onun gerçek bir ne denir? Arka planını kurarak. Yani çünkü yargıda kadının görünmez kılındığı önemli alanlardan birisi işte. Ve bir dakika, burada kadınların sesi var. Hiç temsil edilmeyeni temsil ediyoruz diye müdahillik talepleriyle müdahalede bulunarak bir
feminist dava takipleri diye adlandırıyoruz bu konuda. Artık onun zaten fikrini de oluşturarak yıllar içerisinde deneyiminden sonra bizim farkımız oldu. Yani 10 sene boyunca yılların her günü dava takip eden Türkiye'nin bambaşka illerinde, adliyelerinde ilk kez görülüyor. Mesela işte Yozgat'a gidiyoruz, ilk kez oradaki kolluk kuvveti böyle bir şey görüyor. Bu tecrübe hem İstanbul Sözleşmesi diye işte başta konuştuğumuz çok önemli çözüm belgesinin dolaşıma girmesini sağlıyor bir anlamda. Yani kan dolaşımına girer gibi adliyelerde gidip İstanbul Sözleşmesi'ne göre buradayız diyoruz biz. Bazı yargı insanları ilk kez bizden duyuyorlar mesela böyle şeylerde yaşadık. Hem bunu sağlıyor hem yeni bir kamusal alan oluşturuyor. Kadınların kendi kamusal alanını yargının içinde oluşturmuş oluyoruz. Ve bu işte bu mücadele, bu emek, yani toplum hiçbir şeyi böyle boş yere hani hep şey denir ya, makarna veriliyor falan. Öyle, onunla da ben hiç inanmam. Yani toplum hiçbir şeyi böyle havadan sahiplenmez. Gerçekten o maddi emeği, o çabayı görüyorsa hak teslim eder. Ben yani Türkiye haklarının o yönünü çok beğeniyorum. Bizim de bu emeklerimizi, hakkımızı teslim ediyor. Hani sahiplenen geniş bir hani toplumsal kamuoyumuz var. Ne iyi ki hep birlikte sonuca da ulaşacağız umarım, işte onun için çabamız. Peki bu sene sizce... Böyle bitiriyorum. Efendim? Bu uzun pasajı böyle bitiriyorum. O zaman kitabınızda dönelim mi? Onu. Bu sene çıktı. Evet. Değil mi? Evet. Yaşasın Kadınlar, Türkiye'de Kadın Cinayetleri ve Çözüm Yolları. Hemen ben gösterebilir miyim bir tane? Evet, lütfen. 8 Mart'ta çıkmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 8 Mart 2020. Teşekkür ederim. Şöyle kitabımız Yaşasın Kadınlar dedik. İşte bütün öldürülen kadın kardeşlerimize atfettik. Ben burada şimdi okumayayım ama burada şunu söylemek istiyorum. Bizim aslına bakarsanız bu gecikmiş bir görevi yerine getirmek olarak düşündüğümüz durum bu. Yıllardır bir kitap yapalım, bu az önce anlattığım mücadele deneyimini anlatan, hani hem onu anlatan hem temel kavramları yerine oturtan bir kitap ihtiyacı hep vardı. Benim de hatta bizim kendi kamuoyumuz görevlendirmişti de, ama ben bunu işte tam başına oturamamıştım. Türkiye'de ne yazık ki hep yaşıyoruz ama son zamanda yine çok köşe taşı olan, milat olan kadın cinayetleri yaşadık. Emine Bulut'dan sonra ben örneğin yıllardır birçok eylemimiz, dava takibimiz oldu ama Kadıköy'de Emine Bulut eylemini hiç unutamam kendi hayatımda da. Yani bambaşka bir şeyle doluyduk artık. Kadıköy yani böyle sallanıyordu neredeyse. Hani bütün toplum artık o kadar kuvvetli bir şekilde hayır diyor ki. Ve şöyle de ilginç bir şey oldu. Hep yani madem uğraşıyorlar sözleşmeyle, ona yönelik yapmıyorum ama İstanbul Sözleşmesi'ne söz geldiğinde hep onu alacağım. Bizim Fidan arkadaşımız, temsilcimiz propaganda yaparken İstanbul Sözleşmesi ne zaman ansa o binlerce kadın alkışlıyordu. En çok alkışı alan Çözüm Yolları'ydı o eylemde. O zaman artık yani bu kitap işi ciddiye bindi bizim için de böyle bir. Ve zaten Doğan Kitap'ın önerisiyle kendisi Emine Bulut cinayetinden sonra Doğan Kitap'ta kadın kitapları yapan editör arkadaşımız kendi bizim kapımızı çalarak bu konuda bir kitap olması lazım, bunu da sizin yapmanız lazım dedi. Biz de böyle bir dış baskıyla görev olunca zaten yapmamız gerekeni yapıp 8 Mart'a da yetişsin diye planladık. 2028 Mart'ında kitabımızla işte bizim kamuoyumuz kavuştu. Çok mutlu olduk. Aslında bildiğimiz şeyler, benim bu programda da bir kısmını anlattığım şeyler, işte ya isminde olduğu gibi Türkiye'de kadın cinayetleri gerçeği ve çözüm yolları ve bizim kadınların, yeni havvaların mücadelesini anlatıyor. Önemi çok üzgünüm. En yoran bölüm oydu. Yoksa bu kitabı yapmak hiçbir şey öldürülmekten zor olamaz. Ne olabilir ki? Zaten yani görevimizdi ama öldürülen kadınlar bölümü 10 senelik arşiv taraması bitmiyor, sonu gelmiyor. Binlerce kadın kardeşimiz var. Elden geldiğince onları taşımaya çalışan, onları unutturmayacak bir kitap. Bu kitabı işte kamuoyuyla buluşturup daha fazla sayıda işte imza günlerini planlarken de maalesef ki korona günlerine denk gelmiş oldu.
O yüzden çok teşekkür ederim andığınıza. Çünkü ihtiyacımız da var. Gelirleri zaten platforma bağışlanıyor. Bu açıdan bizim bir hayatta bir ilk defa kitabımızı yaptık ama o da koronaya denk geldi diye önce bir hüznümüz vardı. Ama önemli olan canımız sağ olsun. Sonra gerisini birkaç ay sonra da olsa o imza günlerimizi de yapacağız. Diğer buluşmaları da yapacağız ama kitabın satışlarının artırılması da bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü gelirleri platforma kalacak. Platformda az önce konuştuğumuz gibi kadınların hayatta kalmasına ve kadınların yararına olacak. Tüm kadınların yararına olacak. O yüzden tanıttığınız için çok teşekkür ederim. Diyorum. Uzun zamandır karantinadayız. Siz de evdesiniz değil mi? Evden çalışıyordunuz siz de. Nasıl geçti karantina günleri? Neler yaptınız? Yoğunsunuz galiba hala. Evet. Herkes işte sıkıldı falan diye söz ederken hiç böyle bir şey olmadı bizim hayatımızda. Yani zaman kavramı daha fazla değişti. Yani bu esnek çalışma ile zamanı kontrol etme konusunda bir yani ve konsantre olma konusunda elbette dünya çapında tarihsel bir olay yaşarken ve hep onu onunla pandemiyi takip etmek en birinci mesele haline gelmişken diğer hayatımızdaki konulara konsantrasyon da daha zorlaştığı dönemler oldu. Ama şöyle ki ben hiçbir zaman tümüyle evde kalmadım. Üniversitede Yemin Tıp Fakültesi'nde kendi yerime hekim de olduğum için bu görev gelmedi ama ihtiyaca bağlı olarak nöbet tutma, tüm hekimlerin çalışması gibi bir durum da olduğundan ve doğruyu yapmamız gerektiğinden bulunduğum şehri terk etmedim ama o şehir içerisinde güvenli bir biçimde iş yerime, işte hastaneye, konuyla gerekli olan durumlara tedbirler alarak dışarıya çıktım. Sadece eve kapalı kalmadım ama şehre kapalı kaldım. Yani şehirler arası çok dolaşan biriyken günlerim hep Edirne'de geçti. Bir bakıma da iyi oldu. Buraya biraz daha tanımış oldum. Fakat şimdi bunlardan ayrı bizim asıl hayatımız ve saatlerimizin, yani zamanımızın verdiğimiz, konuştuğumuz mücadele bakımından karantinayla birlikte kadına yönelik şiddet arttı. Evde kalmak en birinci çözüm ve önlem olduğu için, evde kadınlar için şiddete uğradıkları en tehlikeli alanlardan biri olduğu için, dışarıda virüs, içeride şiddet virüsü gibi bir sıkışıklıkta şiddetin arttığını, daha doğrusu şöyle farklı fenomenler, yani önceki gün, ilk günlerde destek sistemleri de tanıtılmadığı için başlıyor, kadınlar haklarını devam edip ettiğinin farkında değildiler. Böyle bir zorluk yaşadık. Sonra işte karantinada nasıl geçti? Kadınların 6284 Koruma Kanunu, İstanbul Sözleşmesi ve şiddet karşısındaki tüm hakları devam ediyor. Lütfen bize başvurun diye bunu duyurmaya, destek sistemlerinin tanıtımını yapmaya çalışarak geçti ve artan başvuruları karşılamaya çalışmakla geçti. Karantinanın kadınların üzerinde sadece şiddet değil, işte evdeki cinsiyetçi iş bölümü, ekonomik başka yükler gibi tüm etkilerinin neler olabileceğinin üzerine çalışılmasıyla geçti. Dolayısıyla karantina ve kadın gündemi bizim karantinadaki kadın, hani kadınlar için mücadele edenler olarak günlerimizin, yani zamanımızın hemen hemen çoğunu bununla geçmiş oldu. Bununla beraber mesleki olarak elbette ki artık işte fiziki olarak yapılmayan, online yapılan dersler devam etti. Mesleki sorumluluklarım da devam etti. Bir de bunu da anlatsam bilmiyorum ama burada kalıp İstanbul'a gelip arkadaşlarımla görüşemediğim bir durum yaşadığım için burada kendime bir arkadaş buldum, küçük bir sarman kedi. Düşüp diz kapağını parçaladığı için onun ameliyat süreci ve böyle bayağı o bölüm, en çileli bölümlerden biri de oydu. Papi kedisinin sağlık sorunlarıyla da geçti. Dolayısıyla bütün bunlar olurken esnek çalışmanın da yarattığı şöyle bir zamanı, hani daha önceki düzenimize göre kontrol etmekte ilginç şeyler oldu. İşte istediğimiz saatte yatıp istediğimiz saatte kalkabilme gibi, hani yine tam öyle olmadı da benim dersimde oluyordu mesela, online'da olsa. Ama böyle bir şey olması zaman kontrol etmeyi biraz daha benim için zorlaştırdı. Çünkü karantinayla birlikte önümüzde böyle paket paket işler oluyor artık, hani bizlerin. Pek çok paketin işte
daha fazla hangi birini nasıl yapalım, çok zaman var gibi bir durum oluyor. Sonra o zaman da uçarak gidiyor. Çünkü güncel meselelere Türkiye'de maşallah o kadar yani her gün bitmiyor ki bildiğiniz üzere. O günün hani meselesine dalıyorsunuz. Kısa, ya o an yapılması gerekenler, orta vadeli işler filan gibi kategorilerde de yetişmeye çalışıyoruz. Tabii ki elimizden geldiğince değil artık. Ama neyse ki planlama diye bir şey var. Modern insan planlar. İşte en azından planlayınca rahatlıyoruz. İnsan hayatta kalmaya odaklı bir canlı olduğu için çabuk adapte oluyor zaten. Yani buna da alışırız. Daha kötü olsa büyük ihtimalle ona da alışacağız. Çünkü programımız o şekilde. Hayatta kalmak odaklı yaşıyoruz. Peki siz hekimsiniz de aynı zamanda. Eskişehir evet. Anadolu Üniversitesi'nden mezunsunuz. Evet. Değil mi? Tıp fakültesinde. Pardon. Efendim? Soruyu anlamadım. Karıştı sesimiz. Evet. Tıp fakültesinden mezunsunuz. Evet. Hekim olmak istiyor muydunuz hep? Hayaliniz mi? Ya aslında hayalim değildi. Genelde çünkü hep hayali olur da hekimlerin. Ben çok zor ya bir de kazanması. Yani şöyle tabii ki hani istediğim hiç istemediğim bir durum da değildi. Bir nüfus sayımında ablam benim nüfusçudur, nüfus müdürü. Ondan peşine takılıp giderdim ben. Böyle bir evde çok engelli çocuk görüp çok üzülmüştüm. Ve işte ben doktor olayım ve bu engelli çocuklara faydalı olayım istemiştim. Öyle yani vardı aklımda bu tip idealizasyonlarla. Bir de dersleri iyi, başarılı bir öğrenciydim. Ama sonra lisede ben biraz hani kendi dünyayı anlamaya, bu dünyada olmanın sorumluluğu neymiş onu okumaya, kitap okumayı çok severim. Anlamaya başladıkça felsefeye çok merak sardım. Ve çok net olarak kafamda ODTÜ felsefe okumak diye hani bir nokta hedef vardı. Ama sonra hep olduğu gibi başarılı çocuklara yapıldığı gibi yani nasıl olsa bir de felsefeye muamele maalesef ki toplumumuzda bu. İşte, ne olacak felsefe yaparsın nasıl olsa yaparsın. Sen bu puanını harcama bak başarılı çocuksun diye büyükler, o çevre, arkadaşlarım, öğretmenlerim. İşte bir ikinci şey olarak içimde hani tıpta vardı işte söylediğim nedenle bir idealizasyonla. Öyle dedik ve oldu, tıp oldu. Ondan sonra Eskişehir olmasından önce Ankara'da yaşıyordum aile. Ben Ankara'da büyüdüm. Biraz üzüldüm yani Ankara'dan büyük şehirden ayrılıyorum diye. Sonra o kadar çok sevdim ki şimdi yaşlanınca herkes sahile yerleşmeye düştüm. Ben Eskişehir'e yerleşmeye düştüm. Evet, çok güzel bir öğrencilik yaşadık. Çok rol model olan, çok saygı duyduğum hocalarım oldu iyi ki. Ama benim demek ki bu girerkenki mesele sürmüş ki ben hani öğrenciyken de yine öğrenci mücadelesine, öğrenci derneği kurucusuyum, okulumdaki tiyatro topluluğun kurucusuyum ve o kuruculuk yani ve hak mücadelesi ve yani başka bir dünya istiyorum, sosyalistim. Bu mücadelenin hep içerisinde büyürken mezun olduğum zamanlarda da Türkiye'de yine insan haklarıyla ilgili önemli dönemlerdi. Cezaevlerinde açlık grevleri, ölüm orçları vardı. Belki sizin kuşaklar yani hatırlayanlar hep vardır. Biliyorum arkadaşım bilmiyorum ama hani bu açlık grevleri eylem biçiminin Türkiye'deki bir viraj dönemidir o köşe taşı 96-97 benim mezun olduğum zaman meslek örgütümle hemen gidip bu insan hakları gündemiyle ilgili çalışmalara katıldım ben de meslek hemen üye olarak tabip odasına Ankara tabip odasına ve o zaman İşte şunu keşfettim yani insan haklarının tıp içerisindeki önemini zaten öğrenciliğim sırasında da bu konuda rol model olan hocalarım da olmuştu az da olsa sayıları ve bu tecrübeyle birlikte aslında uzmanlık sınavına çalışacaktım hani, mezun oldum geldim Ankara'da ailemin yanına ama böyle bir gündem olunca tümüyle bu çalışmaya ben de toplumun o gündeminin içerisine girdim. O zaman da tıpta insan hakları, haklar, felsefenin alanı olan tıp etiğini keşfetmiş oldum. Ankara'da böyle tanıştığım ilişkiler de oldu ve çok iyi oldu iyi ki. Tıpta uzmanlık sınavıyla o zor olan sınavla girdim tıp etiğini seçerek yani puanımı oraya yatırarak. Başka bir alana da yatırabilirdim ama ben çok memnunum bundan. Fakat şöyle bir şey oldu. Uzmanlıktan kaldırıldı daha sonra. Şu anda doktora ve yani programı olarak var. Yine tabii ki hekimler bu alanda eğitim alabiliyorlar ama doktora yapabiliyorlar. Her neyse bu detayları geçelim. Benim çizgimde hani
felsefe ve tıp ikisi bir aradaydı. En sonunda bu ikisini buluşturan bir alana da buluşmuş olduğum için çok memnunum. Tıp etiği alanını çok önemsiyorum. Yani meslekte etik çalışmak bence çok önemli. Çünkü birçok meslek aslında denetimsiz. Yani etik anlamda hem denetleyen bir mekanizma yok hem de öyle yazılı bir üzerinde anlaşılmış bir yönetmelik de, etik yönetmeliği de yok. O yüzden tıpta etik çalışmanız çok güzel geldi bana. Çok kulağa da çok güzel geliyor. Çünkü genelde ben kendi mesleğim için de bunu söyleyebilirim ki hem çok denetimsiz bir alan, denetimsiz olduğu için de o sınır ihlallerinin çok yoğun olduğu bir alan. Ancak kendinizi bilirseniz, karşınızdaki insanlara saygınız varsa eğer bu alanları geçmemeye çalışırsınız. O yüzden etik konusunu çok önemsiyorum ve bence birçok meslekte aslında geç kaldık ama oturup konuşmak, çalışmak lazım diye düşünüyorum. Tabii tabii, meslek etikleri başlı başına bir alan, gazetecilik. Siz benim alanım diye bahsettiniz, gazetecilik olmalı değil mi? Evet. Tabii, gazetecilik etiği de başlı başına bir alan. Ama bütün diğer mesleklerden ayrı bu Hipokrat'la hani tarihsel olarak böyle bir kökü olduğu için tıpta da artık yani çok yer tutan bir alan aslında. Hani yeni bir alan da değil, yüzyıllarlık bir tarihi var. Ama ne yazık ki olması gerekli bütün temel bilimlere aslında biraz böyle bir muamele de var. Olması gerekli önem verilmediği de oluyor. Fakat biz her o hani yine tarihsel olguda, gelişmede de ne kadar önemli olduğunu yeniden anlıyoruz. Korona döneminde işte salgında ihmal edilebilir görülen gruplar olması, bu ayrımcılık biçimi, pek çok etik mesele aslında pandeminin hani bir hep biz işte kadınlarla ilgili ve eşitsizlikleri işte nasıl ortaya çıkardığını konuştuk ve çok ciddi etik sorunları da kaynak paylaşımıyla ilgili o önerilen işte metotların hepsinin çok önemli etik yönleri de vardı. Öyle de bir hayatta elbette yeri var. Yani böyle soyut bir haklar manzumesi değil. Gerçekten pratik hayatta önemli kılavuz demek istiyorum etik için. Meslek kadar herhalde bunu öğrenmek de bunun yanında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, tabii ki. İnsan olarak bunu isteği icra etmek isteyen insanlar olarak. Çünkü yani yaptığınız şeyde aslında hani bir haber yazıyorsanız veya bir insanı tedavi ediyorsanız da ona karşı, onun sevdiklerine karşı sorumlu hissediyorum kendimi. Siz de sorumlu hissediyorsunuz büyük ihtimalle. Keşke daha fazla konuşabilse, keşke daha çok mesela uzmanlık kalkmasaydı, daha çok bölümler açılsa, daha çok konuşsak hem akademi hem alan çalışması olsa temenni edelim en iyisi. Peki boş zamanlarınız çok yoktur tahmin ediyorum çünkü çok yoğun yaşıyorsunuz ama boş zamanlarınız olduğunda neler yapıyorsunuz? Yüzmeyi çok seviyorum ben. Yüzmeyi yani düzenli yapmak isterdim yıllar içerisinde. Olmadı bu zaman sorunundan dolayı. Buraya geldiğimde işte böyle bir avantaj oldu. Yakında bir havuz var. Yani çok profesyonel de değil ama yine de ilişkide olduğum bir kulüp de var. Yani bir lisansım da var. Henüz yani ona adım atmıştım. Daha profesyonelce ve yarışlara katılarak da sadece ilk yarış denemem oldu geçtiğimiz işte buraya geldikten sonra. Adım adım hani yüzme konusunu ilerletmek istiyor iken işte karantina ile birlikte o da kesintiye uğradı. Hani bütün bu işte konuştuklarımızın dışarısında bir vakit bulduğumda yapmayı istediğim şey ve yapmaya çalıştığım yüzme. Kitap okumak, film izlemek, müzik her zaman hayatım içinde onu hep bir leitmotif olarak hep var hani farklı kategorilerde. Önümüzde bir sürü işte kaynak olmuş oluyor. Bu nedenle saymıyorum. Hani şu evden çıkıp yapma ben çok hani mutlulukla yapmaya gittiğim şey yüzme oluyor. Bir de burada işte karantina o işe yaradı. Küçük bahçe işleri yapan arkadaşlarım var. Bir iki kez onlarla işte bahçe yetiştiricilik o konuları öğrenmeye de adım attım ama daha onda çok vakit bulamıyorum. Yani ona vakit bulsam yapacağım ama bir de o var. Hani boş zaman deyince aklıma gelen ilk iki şey bu. Bir de yani boş değildi, bir nedeni vardı seyahatlerin. Çok hani yolculuk yapma durumunda kalıyorum ben. Yollarda işte okuma, duruma bakma, her takibi bunlar hep hani hayatımızın parçaları. Hani bu boş zaman sayılmaz herhalde işte. Evet, doğru cevap. Gerçek bir boş zaman pür.
olduğunda yüzme ve bahçe. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben bitirirken, sizin yine varsa tabii son sorunuz da, anmak istediğim, yani söylemeden bitirmemek istiyorum da, bu son hafta Derya Elbasan ve Nur Taç'ta hayatta kalan, darp edilmiş iki kadında yani başka bir niteliksel şey sembolize ediyorlar diye düşünüyorum. Onların hayatta kalmış olmaları çok önemli. Ve Derya Elbasan'ın bir videosu var, belki görmüşsünüzdür. Ölsem de dönmeyeceğim bu yoldan, asla bizi susturamayacaklar diyor. O darp edilmiş, yani benim Ayşe Paşalı'dan ne farkım var diyor. Yani bir kere yaşadığı şiddeti o kadar öyle bir anlatıyor ki, ben gözüm çıktı sandım, kafam koptu sandım, meğer gözüm kanmış diye. Bu videoyu herkesin bir izlemesini, Türkiye'de kadınların gördüğü şiddetin ne demek olduğunu o kadar iyi anlatan bir video ki, Derya Elbasan arkadaşımızı bir izlesinler. O yani tek değil, yalnız değil, birçok kadın kardeşimizin yaşadığını, onun yaşadığı durumu yaşayan tüm kadınların sesini duyuruyor zaten. Hepsini ifade ediyor, onun sembolü. Fakat yani nasıl kararlı olduğunu, o darp edilmiş yüzüyle o kadar kararlı bir şekilde de ben hayatıma sahip çıkacağım diyor ki, ya ben bütün bu kadın arkadaşlarımın karşısında saygıyla eğiliyorum. Yani çok, hani çok etkileniyorum ben onların bu tavrından. Türkiye'de yaşayan, kendine hani feminist diyen demeyen tüm kadınların da hani böyle etkileneceklerini düşünüyorum. Bitirmeden yani sadece ismi Derya değil, bir sürü Derya'yı ve tüm kadınları anlatan Derya Elbasan arkadaşımızın videosu izlensin. Kadınlar neler yaşıyor? Yetkililerin hala işte şiddet temelinde cinsiyetçilik yok gibi açıklamaları oluyor son zamanlarda. İşte kadın cinayetleri azalıyor ve zaten cinsiyete dayalı değil gibi. Bütün bu hala sorunu inkar eden sözleri deryalara anlatsınlar demek istiyorum. Yani anlatsınlar bir o şiddeti yaşamış, işte kanıyla failini yazan kardeşimize de, deryaya da o darp edilmiş yüzleriyle ama yine de işte asla vazgeçmeyeceğim diyen kadınlara, herkes tüm Türkiye görsün, bütün dünya görsün onları demek istiyorum. Bir de geçtiğimiz günlerde Mutlu Kaya'nın ablası çok iyi bir söz etmişti. İşte hep böyle programlarda sorulur, sizden bekledim, kahramanınız kim, kahramanınız var mı? Aa evet. Sormayı unuttum. Evet, ben hatırlatayım çünkü o yüzden bu böyle bitirmek istedim. Biz kadınlar birbirimizin kahramanıyız dedi Mutlu'nun ablası Songül arkadaşımız. O kadar güzel ki hakikaten de öyle. Yani Derya kahraman, Mutlu kahraman, sen kahramansın arkadaşım, ben kahramanım ama bütün kadınlar kahraman. Biz birbirimizin kahramanları istiyor. Böyle bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Hoşça kalın. İyi pazarlar. Teşekkür ederim size de. Çok keyifli bir sohbet yaptık Müslüm Kav'la beraber. Bu hafta konuğumuz hem hekim, hem kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel temsilcisi, hem yazar Müslüm Kav'dı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Sizleri de bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir yayında tekrar görüşmek üzere.